Herkese merhaba. Ben Sibel Tahtakıran. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda Mars'ın Yengeç Burcu'na geçişini ele alacağız ve Mars'ın Yengeç Burcu'nda olmasının etkilerini aslında konuşuyor olacağız. Eğer çalışmalarımı ve videolarımı beğeniyorsanız bana destek olmak için lütfen aşağıdaki abone ol butonuna tıklayın. Eğer abone değilseniz de zaten neden olmayasınız diyorum. Bu aynı zamanda yeni içeriklerim çıktığında da sizi zaten bilgilendirecektir. Mars 4 Eylül 2024 tarihinde Yengeç Burcu'na evet girecek ve bu burçta 3 Kasım 2024'e kadar kalacak. Bu geçiş Yengeç Burcu'nda yerleşimleri olanlar için gerçekten oldukça önemli olacak. Mars geri hareketine 6 Ocak 2025'te Aslan Burcu'nda başlayacak ve 18 Nisan 2025'e kadar da bu retro süreci olacak. Bu süreçte Mars tekrar Yengeç Burcu'na dönecek ve bu dönemde Mars'ın Yengeç Burcu'ndaki retro hareketi aslında en yoğun şekilde hissedilecek zaman olacak. Mars Koç ve Akrep burçlarının yükseleni olanlar için de yükselenleri olduğu için de bu geçiş onlar için tabii ki çok etkili olacak. Bu iki burç Mars'ın yönetici gezegenleri olduğu için bu dönemde enerjilerini önemli ölçüde zaten arttıracak. Aynı şekilde Yengeç Burcu'nda Güneş, Ay ve Yükselen Burcu olanlar da bu geçişten büyük ölçüde tabii ki etkilenecekler. Bu geçişe özellikle profesyonel hedefleriniz üzerinde olumlu etkileri olabileceğini düşünüyorum. Şimdi Mars Yengeç Burcu'ndayken duygusal güvenlik ihtiyacımız, koruma temaları çok daha ön planda olur. Bu geçiş bu evdeki aile dinamiklerini de güçlendirebilir aslında. Ancak aynı zamanda bazen duygusal çatışmalara da girebiliriz. Tabii ki ulusal güvenlik, sınır kontrolü ve ulusal böyle savunma gibi konulara da odaklanmamızı gerektirebilir. Ayrıca yine evden taşınma gibi konular da işte bu dönemde gündeme gelebilir. Ancak Mars bu burçta çok rahat etmez. Bu nedenle de enerjinizi doğru yönlendirmek birazcık zor olabilir. 15 Eylül 2024'te Mars ay düğümleriyle bir kare açı yapacak. İşte bu önemli kararları almak için hepimiz için önemli bir dönüm noktası olabilir. Bu tarihte duygusal olarak çok güçlü bir motivasyon hissedebilir ve önemli adımlar evet atabiliriz. 29 Eylül 2024. Bu sefer Mars Balık burcundaki Satürn'le çok uyumlu bir açı yapacak. İşte bu zaman duygusal olarak sağlam yatırımlar ve uzun vadeli planlar için çok uygun bir zaman olabilir. 5 Ekim 2024 Mars geri hareketine ve gölge dönemine giriyor olacak. Bu tarihten itibaren enerjinizi dikkatli bir şekilde yönlendirmek ve planlarınızı tekrardan gözden geçirmek için gerçekten çok önemli bir tarih olacak. 13 Ekim 2024'te ise Güneş Terazi burcundayken Mars'la bir kare açı yapacak. İşte bu ilişkilerde ve ev yaşamında gerginliklere neden olabilecek bir dönem olabilir. Duygusal patlamalara ve ani karar değişikliklerine lütfen dikkat edin diyorum. 24 Ekim 2024'te bu sefer Mars Boğa burcundaki Uranüs'le çok uyumlu bir açı içine girecek. Bu da ani değişiklikler, sürpriz gelişmeler için çok güzel bir zaman olabilir. Özellikle ev ve aile konularında beklenmedik olaylar yaşanabilir. Ve 3 Kasım 2024'te bu sefer Mars Oğlak burcundaki Plüton'la bir karşıt açı yapacak ki bu oldukça zorlu bir dönem olacak hepimiz için. Duygusal olarak çok büyük dönüşümler hayatımıza getirebilir. İlişkilerde ve ev yaşamında son derece ciddi değişiklikler gündeme gelebilir. İşte bu geçişin ulusal ve küresel düzeyde güvenlik, sınır kontrolü ve toplumsal özellikle düzen gibi konuları daha fazla ön plana çıkaracağını düşünüyorum. Bu etkileri çünkü hepimiz alacağız. Sevgili oğlaklar, sizin için çok şanslı bir dönem olacak. Çünkü Mars bir süreliğine karşıt burcunuz olan Yengeç'te, yani 7. evinizde bulunacak. İşte bu transit sizin için oldukça ilginç gelişmelere yol açabilir. Önümüzdeki haftalar boyunca böyle ilişkiler, ortaklıklar, eğer bir işiniz varsa
pazarınızda bazı önemli hareketler yaşayabilirsiniz. Ürün ya da hizmet eğer satıyorsanız işte bu süreçte işlerin daha da hızlandığını fark edebilirsiniz. Özellikle diğer insanlarla olan ilişkilerde belirgin bir artış görebilirsiniz hayatınızda. Mars, ev ve aile gibi konuların yanı sıra yaşam düzeniniz ve de birlikte yaşamış olduğunuz kişilerle ilişkilerinizde etkileyebilir. Geçmişinizle ilgili meseleler, arkadaşlıklar ve hedefleriniz bu dönemde çok daha ön plana çıkabilir. Eğer arkadaşlarınızla yaşıyorsanız belki birlikte bir ev alma ya da taşınma gibi konular gündeme gelebilir. Ayrıca yine kendi özel alanınızı yaratma isteğiniz de artabilir. Tabii bu ilişkilerde birazcık gerginlik veya stres yaratacaktır. Mars 11. evdeki hedeflerinizi temsil ederken Koç burcundaki Kuzey Ay düğümü kendi alanıma artık sahip olmalıyım düşüncesini sizde güçlendirebilir. Bazı oğlaklar için bu ilk kez kendi evlerini satın alma veya belki bir kiralama anlamına da gelebilir. Diğerleri içinse ilişkilerde değişiklik yapma böyle ve sonunda kendi özel alanlarına sahip olma arzusunda öne çıkarabilir. Tabii uzun süredir ilk kez kendi belki özel bir alanınıza sahip olacaksınız. Belki bazı oğlaklar ise ailelerinin yanına geri dönmeyi tercih edebilirler. Tabii bu durum ilişkilerde yaşanan aslında değişikliklerin ev ve yaşam düzeninizin nasıl etkilendiğine bağlı olarak da şekillenecektir. Şimdi Mars eğer bekarsanız 7. evdeyken yeni insanlarla size tanışma fırsatlarını bir tık daha arttıracaktır. Belki aile buluşmaları ya da arkadaşlarınızın sizi biriyle tanıştırma çabaları gibi durumlar bu dönemde çok daha sık yaşanabilir. Ayrıca yine aileyle daha fazla böyle vakit geçirme ya da arkadaşlarınızın özellikle düzenlediği yemek davetlerine katılma gibi fırsatlar da hayatınızda artabilir. 7. ev aynı zamanda ilişkilerdeki sorunların birazcık su yüzüne çıkabileceği bir alan olduğundan işte bu dönemde aile üyeleri, belki de birlikte yaşadığınız bir ev arkadaşı ya da partnerinizle olan gerginlikler de bu süreçte ortaya çıkabilir. Şimdi Mars Yengeç burcunda ilerlerken Satürn'le de çok uyumlu açı yapacak. İşte bu alanda iletişim ve anlaşma fırsatlarını da hayatınıza beraberinde getirecek. Örneğin eviniz ya da mülkünüzle ilgili bir komşunuzla görüşmeler yapabilirsiniz veya kardeşlerinizle aile meselelerini tartışabilirsiniz ya da partnerinizle taşınma gibi konularını ele alabilirsiniz. Ancak Mars'ın Plüto ile bir karşıt açı yapmaya başlamasıyla birlikte bir güç mücadelesi yaşanabilir. Burada az evvel önemli tarihleri zaten videonun başında verdim. Burada değişime direnç gösterebilirsiniz. Bu dönemde değişmek istemiyorum ya da senin istediğin şeyi ben istemiyorum de diyebilirsiniz. Böyle düşünceler arasında gidip gelebilirsiniz. Böyle söylemler yapabilirsiniz karşı tarafa. İşte bu durum siz ve bir başkası arasında birazcık çekişmeye neden olabilir. Mars 7. evinizde geri hareket etmeye başladığında işte ilişkilerde önemli değişmeler ve karmaya bağlı dönüşümler yaşanacaktır. Bazı oğlaklar için bu süreç aile ya da diğer insanlarla olan genel ilişkilerindeki gelişmelerle ilgili olacak tabii ki. Özellikle böyle ortaklıklar bu dönemde daha yoğun, tutkulu ya da çatışmalı hale de gelebilir tabii ki. Enerjiyi nasıl kullandığınıza tabii ki yine bağlı olarak ilişkilerde böyle derinleşme ya da çözülmesi gereken büyük çatışmalar yaşanabilir. Bu ilişki sorunlarıyla yüzleşmeyi ve dengeyle anlayış arayışını beraberinde getirecektir hayatınıza. Bu dönemde değişim yapmaktan lütfen çekinmemelisiniz. Plüto'nun 29 derecede bulunması değişime direnç gösterebileceğinizi ve diğer insanların da sizden değişmenizi isteyebileceğini çok net gösteriyor. Aslında bu durum kişisel yerleşimlerinize tabii ki bağlı olarak İyi ya da kötü de olabilir. Gelecek yıl Jüpiter 7. evinize girdiğinde ilişkiler ve evlilikler için çok daha olumlu bir dönem başlayacak sizinle ve Satürn'le de uyumlu açılar yapacak. Ancak bu yıl ilişkilerdeki son bir test olabilir sizler için. Eğer bir ilişkide sorunlar yaşıyorsanız ve işler yolunda gitmiyorsa
İşte bu dönemde bir ayrılık yaşanabilir. Ancak bu ayrılık daha iyi bir şeyin gelmesi için olabilir sevgili oğlaklar. Tekrar bu başka bir videoda görüşmek dileğiyle.